Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Ben 2020'den hacca yazıldım. Parayı yatırdım. Hastalık dolayısıyla paramı geri aldım. Altına bağladım. Şu an 10 tane Cumhuriyet altınım var. Bunda zekat düşer mi, düşmez mi? Evet. Yani, İzleyicimizin sorusu. Diğer mal varlığı, parası, ticaret malı filan varsa onlarla birlikte elbette zekata tabidir. Evet. Onlarla birlikte hesap eder ve nisap miktarına ulaşıyorsa zekatının verilmesi gerekir. Hac için, umre için biriktirilen paraya da zekat düşer demek. Zekat düşer. Evet. Evet. Bir video sorumuz daha varmış, görelim. Selamünaleyküm hocam. Size bir sorum var. Şimdi benim fitre zekatlarım var. Bunları ben Afrika'ya gönderiyorum. Acaba oraya göndersem mi yoksa kendi ülkemde mi versem daha uygun? Ve bir de çeşme akıtmak, su çeşme akıtmak istiyorum. Afrika'da mı yapsam yoksa kendi ülkem Türkiye'de mi? Hangisi bana daha hayırlıysa onu söyler misin hocam? Evet. Fitre zekatlarımı Afrika'ya gönderiyorum. Efendim fitre nedir bak? Adeta bayram haşlığı. Herkes bulunduğu yerdeki fakirlere verecek. Herkes bayrama neşeli kavuşacak. Ama bulunduğum yerdeki insanların durumu iyi. Yani benim vereceğim fitreye ihtiyaçları yok. Öyleyse daha uzak yerleri de düşünebilirim. İşte aziz milletimiz böyle bakın. Yani Türkiye Diyanet Vakfı eliyle de cidden o Afrikalara falan ulaşılabiliyor. Ne kadar güzel bir hizmettir bu. Yani bulunduğumuz yerde eğer hanımefendinin dediği hayra ihtiyaç varsa âlâ. Yoksa bugün o Afrika'da zaruret derecesinde susuz insanlar oralara da gönderilebilir bu hizmet. Çeşme yaptırmak istiyorum tabii diyor efendim. Zaten. Bu hizmeti doğru, yapabilir doğru diyorsunuz. Peki. Kanada'dan bir mesaj var. Yasin Bey Instagram'dan yollamışlar. Kanada Toronto'dan hocama sorum olacak. Kıymetli hocam, sizi çok seviyoruz. Gerçekten soy isminiz gibi nur saçıyorsunuz. Allah razı olsun. Sevgi dolusunuz. Keşke tüm babalar sizin gibi sevgi dolu olsa demiş izleyicimiz. Soru şöyle. Kardeşimin durumu iyi değil. Kirada oturuyor. Bayağı borcu var. İşi battı. Ben yardımcı oluyorum elimden geldiğince. Sorum. Ben zekatımı kardeşime verebilir miyim? Bir de teyzeye ya da okuyan yeğenime zekat verebilir miyim? Efendim yani birinci derecede zekat vereceği yerdir kardeşi. Birinci derecede en yakınından başlayacak. İhtiyaç sahibi olarak. En yakını ihtiyaç sahibi kardeşine verecek. Teyzesine verebilir, yeğenine verebilir. Ya Rabbim hepimizi zekat vermekle mükellef eylesin amin, inşallah. Amin. Liz zekatühüm failun. Rabbimiz böyle buyuruyor. O müminler ki, o cennet yolcusu müminler ki zekat vermekle mükellef olmak gayreti içinde olurlar. Ya. Evet. Rabbim hepimizi zekat vermekle mükellef hale getirsin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.